Evet Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinden sesleniyorum size. Burada hafta sonu yaşanan tarihi felaketin ardından günler geçti ancak halen e, ABD'de gündem başında yer almaya devam ediyor. E, tekrardan özetleyecek olursak e, geçtiğimiz Cuma gecesi e, bir dizi e, kasırga e, aynı zamanda hortum olarak da biliniyor. Bizim genellikle daha ziyade filmlerde gördüğümüz Amerika'da çok da aslında yabancı olmadıkları bir hava felaketi ancak burada Kentucky eyaletinde tarihin belki de en büyük kasırgalarından biri olarak kayıtlara geçti ve yalnızca Kentucky'de değil çünkü bir dizi kasırga bir dizi hortum olarak geldi Kentucky Tennessee. Illinois, Arkansas ve Missouri gibi pek çok eyaleti birden vurdu ve gerçekten çok derin bir hasar bıraktı. Birden fazla eyalette bulunan pek çok şehirde en çok hasar gören eyalet Kentucky olduğu için biz de e, buraya geldik yerinde takip ediyoruz şu anda haberi ve Kentucky eyaletinin Mayfield şehrindeyiz. Bu şehrin özelliği e, bu hortumlar içerisinde belki de en güçlü olanı e, dediğimiz gibi 3. E, kategoride e, olarak e, belirtiliyor. Ancak e, Kentucky eyaletinin e, tarihinde görülen en şiddetli e, kasırgaydı bu e, ve e, kara üzerinde yaklaşık 365 kilometre boyunca ee, devam etti ve önünde bulunan e, neredeyse her yapıyı tamamen e, yok etti diyebiliriz Burada gerçekten e, çok e, enteresan yani ancak filmlerde rastlanabilecek e, boyutlarda bir e, tahribat var Bazı yerlerde ağaçların tamamen e, köklerinden e, koparılıp e, uçtuğunu görüyoruz e, bazı evlerden geriye hiçbir şey kalmamış yalnızca, duvarlardan geriye kalan tuğlaların ya da çatıların parçaları çevreye savrulmuş. Bazı yerlerde bir mahallede bulunan araba kasırgadan sonra diğer bir mahallede bulunuyor. Bu kadar şiddetli bir kasırgadan, hortumdan bahsediyoruz ve ne yazık ki çok ciddi bir can kaybı var. Salı gününü bitirirken Kentucky eyaletindeki can kaybı 74 idi. Bunların içerisinde 12 çocuk var. En ufağı yalnızca 2 aylık bir bebek. Diğer eyaletlere de baktığımız zaman toplamda can kaybı aslında 88 ancak anlayacağınız üzere 74 yani büyük bir çoğunluğu burada Kentucky eyaletinde. E, halen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. E, pek çok e, e, klinikte, e, medikal merkezde e, kan bağışları isteniyor. E, yaralılar da var tabii ki e, bu e, olayın sonrasında. Ancak en e, belki de korkutucu olanı şu an halen e, kendilerinden haber alınamayan yüzden fazla e, insan var. E, hafta başı e, devlet başkanı Joe Biden e, bunu ulusal e, bir e, acil durum ilan etti. Dolayısıyla bölgeye e, 550 civarında askeri birlik e, takviye edildi. E, bu askeri birliklerde arama kurtarma çalışmalarına şu anda e, yardımcı olmaya e, çalışıyor. 2 milyon dolara yakın bir bağış yapıldı çok kısa bir sürede yalnızca birkaç gün içerisinde ve bunların ilk bölümünün şimdilik can kayıplarına cenazelere kullanılacağını anlıyoruz. Onun ardından tabii ki de hayatta kalanların evlerini kaybetmiş olanların barınakları için onlara en temel acil yardımlar için kullanılacak şimdiden. Çünkü binden fazla ee, ev ve binanın tamamen e, yok olduğunu e, görüyoruz ilk belirlemelere göre. E, dolayısıyla binlerce kişinin evsiz kaldığını da söylemek mümkün. E, bu insanlar için eyalet parkları şu anda açıldı onlara geçici bir barınak olarak e, ve bu e, parklarda kendilerine e, gün boyunca sıcak yemek veriliyor ve temel ihtiyaçları e, sağlanıyor. Ancak altyapıya bakacak olursak gerçekten e, Alt yapı e, tamamen yok olmuş durumda. E, ben bugün ekip arkadaşlarımla e, Kentaki'nin bu Mayfield e, şehrini gezerken, e, tabii ki daha önce bu şehri görmediğim için çok e, şimdiki haliyle öncesini çok kıyaslayamıyorum. Ancak e, akşam saatlerinde tamamen karanlığa bürünmüş bir e, köy haline geldiğini söylemek mümkün çünkü evlerden geriye hiçbir şey kalmamış adeta koca bir enkazın altında, arasında yürüyor hissi veriyor insana. Ve tabii ki de tüm bu elektrik şebekesi, altyapı tamamen tarif olduğu için elektrik, elektrik su gibi hiçbir servis bu bölgelere verilemiyor. Yani hayatın tamamen artık durma noktasına geldiği bir yerden bahsediyoruz. Öte yandan tabii arama kurtarma çalışmaları devam ediyor dedik. Ancak çarşamba günü Başkan Joe Biden'ın da buraya bir ziyaret olacak. Hem bizim şu an bulunduğumuz Mayfield'da hem de Dawson Spring adında bir başka kente. Bu iki kent Kentucky eyaletinde bu kasırgalardan en çok etkilenmiş olan iki kent olarak kayda geçiyor. Burada hem e, tahribata e, bir göz atacak, bölgeyi kontrol edecek hem de tabii ki bir e, dayanışma hareketi bu. Halka yönelik bir destek mesajı verilecek. E, sözcü, Beyaz Saray Sözcüsü'nün söylediğine göre yardım ve kurtarma çalışmalarına engel olmamak için Biden'ın ziyaretinin daha düşük bir seviyede yani daha çabuk ve sessizce yapılması bekleniyor. Çok büyük bir konuşma beklemiyoruz kendisinden. Ancak burada olması dahi tabii ki halka yönelik bir destek ve dayanışma açısından önemli. Biz bu ziyareti de yarın yerinde takip ediyor olacağız, gelecek açıklamaları takip edeceğiz. Tabii ki bundan sonra bölgeye yapılacak yardımlar da büyük bir merak konusu. Çünkü eyalet valisi ve diğer pek çok yerel yetkili de bu denli derin bir tahribattan eyaletin yeniden kendini inşa etmesinin oldukça uzun ve yavaş bir süreç olabileceğinden endişe ediyor.